Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir önceki videoda söylemeyi unuttuk ama Fener'in maçı var. Geçti olsa söyleyelim. Altay Bayındır'a dev zamlı sözleşme yolda diyor. Bu arada maçı zaten bir önceki videoda kısmen konuştuk. Maç öncesi canlı yayında inşallah daha güzel konuşuruz. Fenerbahçe Milli Kalecisi Altay Bayındır'a Bayındır'ın daha doğrusu Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek ve bu sözleşmeyi uzatmak için kolları sıvadı diyor. E, Altay'ın şampiyonluk dışında hiçbir şey düşünmemesi için de özen gösteriyor diyor. Sözcü gazetesine İrfan 25'in haberine göre Altay ile ilgilenen kulüplerin artması üzerine zam ve yeni kontrat gündeme geldi. Fenerbahçe 2026'ya kadar sözleşmesini uzatacak diyor. Şu anda Yıllık 5 milyon TL kazanıyormuş Altay Bayındır ve Toki Konut projesi, Toki Konut Projesine yazılmış. Ee, ilk i̇lk evim, ilk iş yerim miydi? <laughs> Öyle bir proje e, var son günlerde. Bayağı bir gündemde. Ona da yazılmış. Ersin Destan birlikte. E, Hamza Akman da yardımcı olacakmış. İşin şakası tabii bunlar arkadaşlar. Yani 5 milyon lira orada 5 milyon lira yazıyor diye 5 olarak algılamayın onu. O olaylar farklı biraz. Şimdi sözleşmesinde şu an için resmiyette 5 milyon lira kazanan Altay Bandır kendisine yapılacak büyük zamla yaklaşık 25 milyon lira kazanmaya başlayacak diyor. 25 de fazla. O kadar da değil. Genç kalecinin sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği kulübe bedelsiz imza atma sahip hakkına sahip olması yönetimi arayışa geçirdi falan filan. Bu şey arkadaşlar ben bazen mesela video çekmek istiyorum. Hiçbir bilgi yok. Ulan neyi konuşsam neyi konuşsam diyorum ya bu öyle bir haber gibi geliyor. Onu söyleyeyim. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Bu videoyu ben sizde erken çekiyorum. Yani 18.30 ama 16.30'da yayınlamayı düşünüyorum. ya yani 16.30'da yayınlayalım. Çünkü 21 civarında e, maç önü yayını yapacağız. Hani maç sonu falan filan. Şimdi Belki de ben size bu videoyu çekerken inşallah hayırlı haberler alacağız ya da siz videoyu izlerken inşallah. Çünkü Buruma ile ilgili arkadaşlar iş biraz ciddiyetleşmeye başladı. Ee, yabancı sınırında takıldığı için Fenerbahçe lisans çıkartma diyor. Alakası yok. Hani balık bekledim fos çıktı bu balığın şeyi kılçıklı falan diye bir şeyler söylerler ya. Biz biraz futbolcu diye aldık ama ben hoş çıkmadı. Hatırlarsanız 450 dakika izlemeden bir futbolcu hakkında yorum yapmam diyen ben hazırlık maçlarında şunu söylemiştim. Yani yanlış anlamayın ben ama demiştim. Ya buruma içime sinmiyor demiştim hatırlarsanız. 450 dakika izlemek lazım gelişim gösterebilir diye. Yani açıkçası içime sinmemişti. Joshua King de mesela bir maç bazı maçlarda içime sinmedi ama sonradan toparlamaya geçmişti. Şimdi İsrail'de Maccabi Tel Aviv. Arkadaşlar bakın. Mustafa Hoca duyumunu geçin. Maccabi Tel Aviv yazın. Transfer market yazın. Şimdi daha girmeden piyasa değeri tahmini 60 falandır diye düşünüyorum. 40-60 arası 19.08 milyon euroymuş. Ya ben 40-60 arasıdır diye düşünüyordum. Yani bizim bildiğimiz Tel Aviv'in futbolcu piyasalarına bakıyorum. Lucas seni almışlar stoper e, PSV'den 1 milyon 200 bin euro. Luk. Yani biraz kadro yapılanması olarak piyasa değeri düşük futbolcular var. En pahalı futbolcu Jovanovic var. 2,5 milyon euro. Yalnız bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bu Jovanovic var ya. Bu stoper şey e, Sırp Jovanovic. 1,87'lik. Bu çocuğun üstüne düşün ha. Harbi söylüyorum bu çocuğun üstüne çok ciddi düşün. Bu eleman Bak bu eleman patlamaya hazır bomba. Zamanında Mitrovic için de Alexander Mitrovic için dediniz ki çöp İngiltere'de bir şey yapamıyor falan. Bak bu elemanın üstüne düşün. Harbi söylüyorum bu elemanın mutlaka üstüne düşün. Bu eleman başka bir eleman. Şimdi adamların taktiği 3-4-2-1 yani 3-4-2-1 fakat hocam biz buraya bu adamı göndersek ne oynayacak? Bu arada Eran Zahavi de burada. Bilginiz olsun. Biz bu adamı göndersek arkadaşlar 10 numara gibi oynayabilir. Yani e, forvet arkası oynayabilir. Kanatlarda oynayabilir. Sistemi değiştirebilirler. Vesaire vesaire. Bilginiz olsun. Yani giderse burada banko oynara benziyor. Bizim açımızdan en iyi şey o olur gibi duruyor. Umarım olur arkadaşlar. Şimdi bunu da konuştuk. Ee, başka Şimdi Makabi bunu istiyor. PSV'den takım arkadaşı Zahavi de buraya gitmiş. Yeniden buluşabilirler. 1.4 milyon euro maaşı var bu diyor. Makabi Tel Aviv 2, 28 Eylül'e kadar süresi var. İsrail'e transfer dönemi 2, yıl, 2 hafta daha sürecek diyor. Burma sıcak bakıyor. Penerbahçe performansı 5 maç 192 dakika 1 asist. Yakın zamanda Dardemir Spor'la anıldı ama gitmek istemedi. E, şimdi de böyle bir süreç yaşanıyor arkadaşlar. Ee, hayırlısı olsun hakkımızda. Ama yani 15 Eylül saat 23.59'a kadar çok ciddi bir şey bekliyorum. İnşallah gerçekleşir de olur. Yani onu söyleyeyim. Yani buradaki şifreyi algıladınız değil mi arkadaşlar? Mühim süreyi. Ferdi Kadıoğlu Avrupa'nın gündeminde müthiş başarı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu dünyanın en etkili 25 yaş altı futbolcuları arasında aday yani aday değil. Direkt bu futbolcular arasında gösterilen bir isim olmuş. Geçen sene Vitor Pereira, İsmail Kartal e, dokunuşlarıyla müthiş bir sezon geçiren aslına bakarsanız en çok da e, Vitor Pereira dokunuşuyla müthiş bir sezon geçiren bu sezon Jorge Jesus'un <laughs> daha da üstüne ekmesiyle eklemesiyle iyi bir prense dönüşen, iyi bir jokere dönüşen, performansıyla uluslararası spor çalışmaları merkezinin araştırmasında kendine yer bulmayı da başaran Ferdi Kadıoğlu, ortalama maç seviyesi aldığı süre takım arkadaşları aynı profite futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncular arasında gösterilmiş. Bu listede tabii ki başka isimler de var. Bu arada bilginiz olsun. Ferdi kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8'de 5. sırada. Süper Lig'den tek bu listeye giren isim. Yıldız önünde Federico Di Marco 90, Fran Garcia 84.6, Lautaro Blanco 83.9 ve Jakub Ramsey 80.9'da ilk dördü oluşturmuş. Bu arada Atlanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci. Feyenoord'dan Orkun Kökçü'de oyun kuruculuğunda 80.3 ile dördüncülük elde etmiş. Hocam bunun çok bir önemi var mı? Size göre yok da scout al geniş olan takımlara göre var. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'dan yakın takip. Şimdi duyumu geçin. Mustafa Hoca'nın duyumunu geçin. Mantığınızı hareket ettirin. Ferdi Kadıoğlu birçok takım tarafından takip ediliyor mudur? Ediliyordur. Jorge Jesus'un bu kadar Joker gibi oynattığı oyuncu takip edenler tarafından hmm, bak Jesus bile orada da oynatıyor burada da oynatıyor deniliyor mudur? Deniliyordur. Hatta Osayi'yi takip edenler de Ferdi'yi takip ediyor mudur? Niye? Çünkü Osayi'yi kesen adam acaba ne özelliği var da kesiyor diye takip ediyorlar mıdır? Ediyorlardır. Bakın ligde Alanya Spor ve Kadıköy'de oynayacak bu müsabakada 6 Avrupa kulübünün temsilci yollayacağı bilgisi sosyal medyada dolaşıyor. Bu 6 kulüpten 4'ünün ise Napoli, <laughs> Lazio, Leipzig ve Sevilla olduğu öğrenildi. Sevilla, Sevilla. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Fenerbahçe kapıyı 12 milyon euro'dan açacak diyor. <laughs> 12 milyon euro? E zekatı için değil mi Ferdi'nin? 12 milyon euro. Ben size söylüyorum Ferdi bugün satacak olsak 16 milyon euronun altında pazarla oturmayız. Ha, değerini bulursa tabii ki de her futbolcumuz satılabilir. Değerini bulan her futbolcumuz gidebilir. Dörtlü savunmanın sağında, solunda, kanatlarda, iç bölgede, orta sahada ki ee, Hollanda genç yaş milli takımlarında 8 numara rolünde, 10 numara rolünde oynayan Ferdi özellikle geçtiğimiz sezondan bu yana müthiş bir çıkış gösterdi. Şimdi Napoli'nin olmasına güldüm ben. Niye? Ulan Napoli diyordur. Ulan biz bu Fener'i takip edelim. Bunlar da iyi. bunları söğüşleriz. Bunlar da iyi futbolcular var diye. Çünkü Elif Elmas aldılar. Müthiş bir para teklifler var. 60 milyon euroya yok dediler. Ha? 60 milyon euroya yok dediler. E şimdi kim Minji'yi aldılar? Şu performans sürdürürse bir 60 da ona teklif gelir. E Ferdi bir 20-25'e Ferdi'ye alırsa herhalde bir Ferdi'ye teklif gelir. Lazio, Leipzig, Sevilla Bakın transferde futbolcu isteyip alamamakta işe yarıyormuş demek ki. Ya ben şunu söyleyeyim. Napoli'nin izleme komitesinin Ferdi'yi yakından takip edeceği duyumu %1 milyon doğru. Bak %1 milyon doğru. Ama diğerler hakkında ben bir şey söyleyemem. Bu arada Fenerbahçe'de çok genç yetenekli isimler de var. Mesela Yiğit Efe Demir. Ee, neydi o çocuğun adı? İshak Vural. Mesela arkadaşlar İshak Vural'ı çok soruyorlar bana. Hocam niye oynuyor, niye oynamıyor diye. Arkadaşlarım İshak Vural şu anda 16 yaşında. Yani şu anda 16 yaşında. Peki hocam alt yaş kategorilerinde oynatabilir miyiz? 22 Şubat 2022'de geldiği için sanırım A takımda oynatamıyoruz. Yani 18 yaşın altında olmasa bile. E, ee, tam olarak bundan değil de sanırım bir yıl geçirmesi lazım alt yaş kategorilerinde. Ondan sonra oynatabiliyorsun diye biliyorum. Şimdi e, İshak Bural durumu farklı. Geliştiriyor kendini. Ona çok takılmayın. Ama Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya. Bakın arkadaşlar. İnşallah bu ikisi tutar. Çünkü Yiğit Efe Demir Fenerbahçe Futbol A takımıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Görev verilmesi halinde istediğiniz anda oynatabilirsiniz arkadaşlar. Hani hocam listeye belirtilmesi falan filan gerek yok. İstediğin anda oynatabilirsin. Emir Ortakaya onu da istediğin anda oynatabilirsin. Bunlar senin altyapı futbolcuların sayılıyorlar arkadaşlar transferi o şekilde yaptığın için. Ve Emir Ortakaya U19 milli takım için eleme maçları aday kadrosuna çağrılmış. Şey pardon Emir Ortakaya e, atladım özür dilerim. Göztepe'de şu anda kiralık takır takır da oynuyor. Yiğit Efe Demir'i mesela sen istediğin anda çağırıp A takımda oynatabilirsin. Emir Ortakaya'ya da şöyle söyleyeyim size. Göztepe'de oynuyor. Bırakın ritmini ele geçirsin. ritimli oynasın. Süper bir şekilde kendini geliştirsin. Sonra gelsin A takımda oynasın. Yani yerli arayışlarını bu şekilde sonlandırırsın. Bu arada U16 milli takımızın 27-29 Eylül tarihlerinde Erzurum'da Azerbaycan'la oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklanmış. Erzurum'da Azerbaycan Azerbaycan'da. Sadece Azerbaycan'da 2 gün, 3 gün boyunca mı yapacağız? 27, 28, 29. Aday kadroya Ömer Bircan Camcı Fenerbahçe'den. Altı Utınaz ve Mustafa Sezai Gülmez çağrılmış. alt yaş kategorilerinde daha çok isimler olabilir. Bu arada ben buruma şöyle böyle derken Senat Ok diyor ki Fenerbahçe'nin lisansını çıkartmadığı, çıkartma demeyeyim çıkartamadığı oyuncuların Transfer ihtimallerini düşük görüyorum. Bu oyunculardan zarar edeceksin diyor. Bence zarar etmeyebiliriz bazı konularda. Ee, söylemlere dikkat etmek gerekir. Ha buruma konusu. Şu an bütün herkese göre opsiyon zorunlu. Şöyle böyle falan filan. Yani en az hasarla kurtulmaya çalışırsın. Öyle söyleyeyim. Herhalde buna da kimsenin itirazı, isyanı olmaz. En az hasar diyelim. En az hasarla şey yaparsak da bakalım. Şimdi son olarak da şunu söyleyeceğim. Portekiz milli takımı yetkilileri. Ren Fenerbahçe maçına Miguel Crespo'yu yakından takip edeceklermiş. Fenerbahçe şansı bu ya. Gider şimdi Crespo'yu <laughs> oynatmazlar falan diyormuşum. Valla Ren maçında Crespo oynar oynamaz bir şey diyemem. Ben tahmini bir 11 sunayım mı size ya? 2 tane tahmini 11 sunacağım. 1 4 1 3 2 Bir de 3 4 2 1 taktiği sunacağım. 4 1 3 2. Eee ilk 11 tahmini. Altay kalede. Osayi Bak, Osayi ee, Serdar Aziz Sanayi Alioski Önlerinde Crespo yani Crespo Crespo'nun yanında da Arao diyeyim arkadaşlar. Her iki tandemde de Crespo Arao. Hocam e, ileride 4 kişi kalıyor. Ha. Şimdi orta sahanın sağında İrfancan Kahveci, forvette Batshuayi, e, forvet arkasında Joshua King, solda ise e, Rossi şeklinde bir dörtlü çıkartayım. Yani Altay, Osayi, Serdar Aziz, Salaya, Loski, Crespo, Arao, sağda İrfancan, solda Rossi, Forvet ekisine başlıyor. Aykin. 3-4-1-2 çıkartalım. Yine Altay ile başlayalım. Altay, Serdar Aziz, Salayi, Luan Perez, savunma üçlüsü. Orta sahanın sağında Osayi, Orta ikili de Crespo Arao. Solda Ferdi olabilir. Ferdi Kadıoğlu olabilir. Bunu da konuştuk. Hücumda Forvet arkasında Arda Güler ve kim olsun? Arda Güler ve hmm. bu çok karışık ya. Yani. Arda Güler yine King olsun hadi. Arda Güler ve King olsun. Hücumda ise Batshuayi olsun. Arda Güler'in gene de belki İrfan Can Kahveci olabilir. Bakın dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. 3-4-2-1 yaptığınız zaman hücumculardan birisi çıkmış oldu. Fazladan savunmaya adam eklenmiş oldu. Ha bu arada özür dilerim. 3-4-2-1'de Ferdi değil. Çok özür dilerim. Lincoln kanat olacaktı. Pardon. Ferdi bu maç yedek olacak gibi geliyor bana. Yani Altay Serdar Aziz Salah ile Juan Perez. Orta sahanın sağında Usai, solunda Lincoln. Orta ekilde Crespo, Arao. Hücum hattında Arda Güler, Joshua King baş duayı olacak şekilde. Bakalım hangi kadro çıkacak? Yeter ki kazanalım. 1-0 da olsa kazanalım. İyi futbol, kötü futbol umurumda değil. Kazanalım. Yeter arkadaşlar. Transfer bültenine ait de şunu söyleyeyim. Bazı futbolcularımıza çok ciddi talepler var, takipler var. Ama her futbolcu gidecek diye bir kural bir kaydı yok. Bakalım neler olacak. Fakat şunu özellikle belirteyim. Crespo'yu bugün 8 artıya satıyoruz desek gider. Altay sözleşme uzatsan 8 artıya satıyorum desen gider. Ferdi bugün 12 artıya satıyorum desen gider. Anlatabiliyor muyum? Mühim olan bunlar değil. Mühim olan başka şeyler. Hani maça ilişkin çok daha fazla şey konuşabilirim, söyleyebilirim. Ha ben de şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Fenerbahçe'de aynı şekilde Fenerbahçe'de bazı şeyleri takip ediyor. Yani bazı şeyleri takip ediyor arkadaşlar. Bazı futbolcuların durumunu takip ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.